Kaç tane karşılaştınız bu tür olayla? Yani bu benim başıma kardeşimle ilgili bir defa geldi. Hani bir defa geldi, sonrasında geldi. Hani biz net durduğumuz için suç duyurusunda bulunacağım dedim en son. Ondan sonra ardını aramadı. Bir daha da beni arayan olmadı bu böyle bir şey değil. Siz aynı zamanda kendinizi de korumak adına lütfen yarım saatinizi, bir saatinizi ayırın. Bir gidin suç duyurusunda bulunun dedim. Bakın kardeşim Şeyma bu. Depremde kaybettik. 6 Şubat depreminde. 27 yaşındaydı. Buradaki fotoğrafı ayrıca koydunuz galiba. Çok sevdiğiniz. Ben kardeşim herkes tarafından gülüşüyle tanınan biriydi. Herkes onu güler yüzüyle tanınır. Ben de buradaki gülüşünü çok beğendiğim için. İkinci günü üçüncü geceye bağlayan gece vinci kurduk biz çalışma makinesini. Tam 4.30'da çalışmaya başladığımız, yani depremin üzerinden bütünüyle 48 saat geçti ve biz çalışmaya o an başlayabildik. Kardeşim de üçüncü gün öğlen saatlerinde 12 gibi ulaştık kardeşimin cenazesine. Son dakikaya kadar umudumuzu yitirmemeye çalışmıştık ama tabii ki öyle olmadı. Yani ilk etapta dolandırıcılık olduğunu düşünmemiştim. Çünkü şey konusunda hassas yaklaşıyoruz. Ailem de ben de. Hani kardeşimin hiç kimseye borcu kalmasın. Hani onun sırtına yük olacak bir şey olmasın. Kimse arkasından kötü konuşmasın diye. Öğretmen arkadaşlarına falan sormuştum. Hani olur da elden borç almış olabilir. Var mıydı size bir sözü, biz tutalım onun yerine gibisinden. 31 Mart günüydü. Ekranıma iki tane mesaj düştü. Benim mesajları açma imkanım olmadan aynı numara beni aradı. Konuşmaya girmesi şu şekildeydi. Meslektaşmışız galiba. Babanızdan aldım numaranızı. Şeyma İyol'un borcu var. Müvekkili bize icaya koyalım diye gönderdi. Ama biz öncesinde arayalım dedik. O yüzden ödeme yapacaksanız bugün içinde dönüş yapın diye söyledi. Attığı mesajda 8 taksit halinde 2066 şar lira olacak şekilde 8 taksit halinde, yani toplamda 16.000'in üzerinde bir rakam olduğunu, tüm taksitlerin toplamı, onu fark ettim. İlk taksitin Şubat'ta başladığı, Şubat ve Mart ayı için mail order talimatını yerine getirilemediği şeklinde not düşmüşler mesajın içine. Sonrasında mesaj yaz. Mesaja cevaben dedim ki hani ürün tam olarak neymiş ve hangi bankadan otomatik ödeme talimatı verilmiş yazdım. Karşıdaki kişi bana bir numara gönderdi. O numara, bu numaradan bilgi alabilirsiniz manasında numara ve işte Çamlıca bilişim diye göndermiş bana. Ben onu aradım. Bahsettim hani kardeşim borcu olduğu iddia ediyor. Sizin numaranızı ilettiler diye. Görüştüğüm kişi doğuş hevesiyle konuşan birisiydi. Yanında biri olduğundan da eminim. Çünkü kısık sesle birini duyuyordum. Ve benim sorduğum soruları yanındaki kişiye iletiyordu. İşte ekrandan bakıyoruz. Sorunuza cevap vereceğiz gibi cevap verdiler. Yapay zeka ürünleri ve ekran kartı aldığını söylediler. Ürün ne zaman teslim edilmiş? Nereye teslim edilmiş dedim. 3 Aralık'ta teslim edildiğini, kardeşimin öğretmenlik yaptığı Alparslan Ortaokulu'na teslim edildiğini söylediler. Öncesinde ödenmiş taksit olup olmadığını sordu. Hayır, ilk taksit Şubat'ta başlıyor dediler. Ben ilk defa burada bir kuşkulandım. Çünkü Aralık ayında teslim edilen bir ürünün ilk taksitin Şubat'ta başlaması düşünülemez. En kötü ihtimalle Ocak'ta başlaması gerekiyor hesap kesim tarihi itibariyle. Dolayısıyla tamam dedim, araştıracağım, döneceğim. İş Bankası'na gittim. Belirttikleri döneme ilişkin, Kasım'dan başlayıp Şubat'a kadar olan sürece ilişkin hesap ekstresini aldım ve hiçbir şekilde tek tek inceledim alışveriş kalemlerini. Böyle bir alışveriş yapılmadığını gördüm. Sonrasında bize satış yaptığını iddia ettikleri şirketin ismi mesajda belirtiliyordu. İnternetten orayı araştırdık, şirketi. Karşıma çıkan numarayı aradığımda dedim ki hani bu şekilde bize bir mesaj geldi. Sizin şirketinizden mi yapıldı böyle bir alışveriş? Var mı? Varsa sizin şirketinizden mi yapıldı? Gün içerisinde beni arayan neredeyse 10. kişisiniz. Benim şirketim kesinlikle böyle bir alışveriş yapmıyor, alacak talep etmedi. Böyle bir alışverişi söz konusu değil. Böyle bir ürün de satmadım. Hatta sizi arayan numarayı bana daha önce bildirdiklerinde ben de aradım. Hani şirketimin ismini kullanarak bir şeyler yapıyorsunuz galiba, insanları dolandırıyorsunuz anladığım kadarıyla. Sizi şikayet edeceğim dediğimde karşımdaki kişi sinirlenerek telefonu kapattı şeklinde bilgi verdi. Biz bundan sonra emin olduk. Kendim, evet biz dolandırılmadık, maddi zararımız yok. Fakat insanların acısından bu şekilde beslenmeye çalışan insanlar insanın vicdanını da rahatsız ediyor. Hani bir kötülüğe tepki göstermek için o kötülüğün illa size yönelmesi gerekmiyor. Önemli olan kötülüğün olması. Müdahale edebilecek durumdaysak etmemiz gerekiyor. Ben de bir hukukçu olarak suç duyurusunda bulundum. Evet, benim bir maddi zararım ya da ailemin maddi zararı olmadı ama birçok insan
bu acıyı yaşarken, yakınlarını kaybetmenin acısını yaşarken bu tuzağa düşüp ödeme yapacaktır muhakkak. O yüzden hem insanların bilinçlenmesinin adına hem de bunlar eylemlerine devam edemesinler diye bunu hem bir vatandaşlık vazifesi hem de meslek erbabı olarak, avukat olarak, hukukçu olarak yapmam gerektiğini düşündüm. Çok da üzücü insanlık adına, ahlak adına, yani ahlakın gerçek manada çöküşünü gördüğümüz bir olay. O yüzden depremde yakınlarını kaybeden aileleri hakikaten bu noktada uyarmak istiyorum. Bilinçli olsunlar. Herkesin borcu olabilir ama bunu araştırdıktan sonra, hani doğrudan böyle talep edildiğinde ödeme yapmak şeklinde değil de, örnek veriyorum, benim yaptığım gibi kredi kartından alışveriş yapıldıysa hesap ekstresini mutlaka kontrol etsinler. Hangi ürün alındığını iddia ediyorlarsa böyle bir ürün alınıp alınmadığına dair teslimatın nereye yapıldığı. Yani hani teyit edebileceğim her alanı, her kanalı yoklayarak, sorgulayarak ve iddia edilen gibi bir veriye ulaşamadığım için eylemin dolandırıcılık olduğunu anladım ve suç duyurusunda bulundum.